Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne geldik. Plaja 2 kilometre mesafede olan 15 adet özel havuzlu villa projemizdeyiz. Ve bu projemizde farklı olan şeyler var. Hemen şimdi çok kısa fragmanımızı izleyelim. Sonra bu güzel villamızı birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda ilk giriş kısmındayız. Bu bölümümüzde bir yaya giriş kapımız var. Hemen benim karşı tarafımda aracınızla geldiğiniz zaman villamızın alt katına, otoparkına girebileceğiniz bir yolumuz var yan tarafta. Bahçe kısmını birlikte tanıyalım, sonra villamızın içerisine doğru birlikte geçelim. Bu bölümümüze baktığımız zaman duvarlarda gri renkler kullanılmış, 60'a 120 seramik tercih edilmiş ve burada farklı olan bir şey var. Açıkçası benim hoşuma gitti. Yani dışarıda biliyorsunuz evimizin ısı cihazları olması gerekiyor. Ahşap görünümlü betopanla burayı kapatmışlar ve dolayısıyla klimalarda, klimanın motorları da burada çok rahat bir şekilde çalışabilecek. Çünkü burada havalandırma için yerde bırakmışlar. Bu bölümümüzde adım taşlarımız var. Hemen sağ tarafımda bahçede otomatik sulama sisteminin kontrol merkezi var. Ve hemen yan tarafına baktığımızda bahçe ışıklandırma lambalarımız da bulunuyor. Hemen benim karşı tarafımda bu bölümümüzde baktığımızda bir duş yerimiz var. Yine ahşap görünümlü betopandan yapılmış. Ve ahşap görünümlü dek alanına geldik. Burada oldukça güzel bir kullanım alanımız var. Merdivenlerimizden indiğimiz zaman burada bir çökertme alan oluşturulmuş. Masada burada yer almış ve sol tarafıma baktığımda bu bölümümüzde de bir cam kullanılmış. Yani havuzun içerisinde yüzerken dışarıyı görebiliyorsunuz ve isterseniz dışarıdan fotoğraf çekilebilirsiniz. Burada böyle bir ayrıcalığımız var. Villamızın içerisini zaten birlikte gezeceğiz, birlikte birazdan göreceğiz. Önce bahçe kısımlarına bakalım, sonra villamızın iç kısmına doğru birlikte geçelim. Şu an havuz alanımızdayız. Havuzumuz yaklaşık 3 metreye 7 metre büyüklüğünde, yaklaşık 21 metrekare büyüklüğünde burada bir özel havuzumuz bulunuyor. Ve bu havuzumuzda da havuz dalga sistemi var. Hemen ön tarafımda bu bölümümüzde oldukça güzel bir manzaraya sahip olan, karşımda Yunanistan Samos Adası'nı gören ve çok güzel karşımda bir deniz manzaramız var. Tabii ön tarafımızda villalarımız var, ancak bunlar bizi kesmiyor. Onlar kot olarak aşağı kısımda yer alıyor. Ve buradan baktığımda çok güzel bir yeşil manzarası, Samos manzarası, şehir manzarasıyla birlikte deniz manzarasını da buradan görebiliyorum. Bu bölümümüzde üstümüz kapalı olarak düşünülmüş. Güneş kırıcımız var burada, teras alanımız var. Ve hemen villamızın ön tarafındaki bahçeye bakalım. Bu bölümümüzde adım taşlarımız var ve sol tarafında da çakıl taşlarından bir peyzaj oluşturulmuş. Aynı zamanda damlama sulama sisteminde borularını burada görebiliyorum. Villamızın dış cephesine baktığımızda 60'a 120 seramiklerle birlikte burada sıva tercih edilmiş ve üzerine de burada granli boya sürülmüş. Bahçemizde palmiye ağacımız var. Palmiye ağacımızın altında da ışıklandırmalarımız da bulunuyor. Ve karşı tarafımızda villamız var. Ve tabii ki burada limon çam ağaçları, limon servileri dikilmiş. İlerleyen dönemlerde bunlar mahremiyeti sağlayacaktır. Ve tam karşı tarafımızda görüyorsunuz, havuzun üst tarafında da sürmeli bir dek alanımız var. Yani teras alanı olarak da havuzun üstünü kullanabiliyorsunuz. Karşıdaki villada yapılmış durumda. Salon ve mutfaktan bu terasımıza çıkabiliyorsunuz. İçeriği birazdan size göstereceğim. İçeriden de dışarıya çıkıp buradaki teras alanında kullanabiliyorsunuz. Şimdi villamızın içerisinde birlikte tanıyalım. Villamızın giriş kapısından girdiğimizde hemen benim karşı tarafımda bu bölümümüzde Aido marka bir akıllı ev sistemimiz var. Hemen sol tarafında bir portmantomuz var. Yerlere baktığımda yerlerde 60'a 120 gri renklerde, antrasit renklerde seramikler düşünülmüş. Hemen sağ tarafımda bu bölümümüzde bir mutfağımız var. Mutfağımız, tezgahımız açık olarak düşünülmüş. Ve hemen ön tarafında ise burada bir ada mutfağımız var. Ada mutfağımızın üstünde de Franke ocak düşünülmüş ve burada da Franke davlumbazımız bulunuyor.
Hemen sağ tarafımda Franke'nin ocağı da tezgahın altında bulunuyor ve buradan da dışarıya çıkabiliyorsunuz. Teras alanında buradan çıkma imkanınız bulunuyor. Bu arada alüminyum olarak düşünülmüş kapı pencerelerimiz. Salona geçtiğimizde tam karşı tarafımda burada bir odun şöminesi olduğunu görüyoruz. Üzeri de ahşap kaplama yapılmış ve tam karşı tarafımda burada dekoratif bir saat düşünülmüş. Buradaki kombinasyonu sağlamak için. Tavanlara baktığımızda klimaların tavandan olduğunu görüyoruz. Split olmadığını, tavandan düşünüldüğünü görüyoruz. Ve burada dekoratif bir tavan uygulaması yapılmış. Salon bölümümüze baktığımızda salonda otururken bile buradan denizi görebiliyorsunuz. Peyzaj alanını görebiliyorsunuz. Tam karşı tarafında da televizyon ünitesi yeri düşünülmüş. Bu villamız toplamda tabanda 90 metrekareye oturuyor ve 3 katlı olarak planlanmış. En alt katımızda kapalı otoparkımız var. 2 araçlık otoparkımız var. Birazdan göreceğiz. Tabii çelik kapıdan içeriye girer girmez de tam karşı tarafımızda da burada dekoratif aynalar düşünülmüş ve burada şık bir aydınlatma lambası düşünmüşler. Alt katta zemin kattaki odamıza geldiğimiz zaman duvarda kaplamalar olduğunu görüyoruz ve televizyon ünitesinde tam karşı tarafta giyinme dolabının üstünde monte edildiğini görüyoruz. Kapılarımız ahşap olarak düşünülmüş. Hemen sağ tarafında ise zemin katta bir tuvalet, banyo, duş alanı düşünülmüş. Tabii buradan dışarıya şu şekilde göstereyim. Havalandırmak için kullanabileceğiniz de burada bir camımız da bulunuyor. Ve yağmurlama sistemi tavandan olarak düşünülmüş. Bu bölümümüzde de ışıklı bir niş alanımız var. Tabii tuvaletin rengi de biraz daha farklı. Yani alışık olduğumuzun çok dışında bir farklı bir renk burada düşünülmüş. Siyah bir kapak düşünülmüş. Bunlar da bataryalarımız da Bosch marka olarak düşünülmüş. Yani vitrifiyelerimizin hepsi Bosch marka. Şimdi en alt katımıza inelim çünkü üst katımızda deniz manzaramız var ve vedamızı orada yaparız. Alt katımıza bakalım, kapalı garajımıza. Oradan da en üst katımıza çıkıp oradaki manzarayı da sizlerle paylaşmış olurum. Tabii üst katımızda 3 tane yatak odamız var ve yatak odalarımızın içerisinde de üst tarafta duş ve tuvalet alanlarımız var. Üçünü de göstereceğim onları birazdan. Şimdi en alt kata indiğimizde burada evimizin bir ısı odası var. Tam karşı tarafında bir termosifon takıldığını görüyoruz ve bu alanımıza geçtiğimiz zaman da bu bölümümüzde oldukça geniş, çok rahat bir şekilde iki araç park edebileceğiniz bir otoparkımız bulunuyor. Tabi burası örnek villa olduğu için şu an burada eşyalarımız var. Bundan dolayı da kusura bakmayın, biraz dağınık görünüyor. Bu bölümümüze baktığımız zaman da burada bir sinema odamız var. Tam karşı tarafımda koltuklarımız var ve burada televizyon izlemesi de çok keyifli olur diye düşünüyorum. Sinema odası olarak burayı değerlendirebiliyorsunuz. Ayrıca burada bir alanımız daha var ve tam karşı tarafıma baktığım zaman da elektrikli panjurlu burada bir girişimiz var. Yan tarafımızda bir yol olduğunu söylemiştim. Yoldan geldiğinizde buraya çok rahat bir şekilde iki aracınızı park edip hatta yanına motosikletlerinizi bile park edebilirsiniz. Bisikletinizi koyabilirsiniz. Açıkçası 3 katlı evleri ben seviyorum. Çünkü kullanım alanı çok olduğu için böyle fazlalık eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Üst katımıza çıkıyoruz. Şimdi ikinci katımıza çıkıyoruz. İkinci katımıza çıkarken de burada farklı olan şeyler var. Gözümüze çarpan şeyler var. Hemen bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada göze çarpan biblolarımız var. Uçan adamlarımız var. Bir şekilde birisi yukarıya doğru tırmanmaya çalışıyor. Birisi atlamaya çalışıyor vesaire. Burada da böyle güzel görseller düşünülmüş. Üst katımıza çıkarken de bu bölümümüzde altı lamba olarak böyle çok farklı bir avizemiz de burada yer almış. Ve yerlere baktığımız zaman yine gri renkler kullanıldığını görüyoruz. Odalarımızın içerisinde tabii ahşap renkleri tercih edilmiş. Ahşap renklerde seramik düşünülmüş. Hemen içeriye girdiğimizde kapının arka tarafında bu bölümümüzde bir giyinme dolaplarımız var. İçerisinde led aydınlatma lambalarıyla birlikte ve burada bir yatak odamız var. Yine klimalar tavandan olarak düşünülmüş. Televizyon ünitemiz burada duvarda planlanmış. Hemen arka tarafına baktığımız zaman da burada bir tuvalet ve duş alanını da görebiliyoruz. Yine vitrifiye malzemeleri de Bosch olarak düşünülmüş. Hemen bir diğer yatak odasına geçiyoruz. Diğer yatak odasını da birlikte görelim. Sonra ana yatak odamıza gidelim. Yani master yatak odamıza gideceğiz. Şu an bir diğer yatak odamıza geldik. Tabii bu yatak odamızın da manzarası var. Şimdi göstereceğim size. Girer girmez tam karşı tarafımızda burada dolaplarımız bulunuyor. Ve burada kapının arka tarafında ise burada bir duş alanımız var. Yine vitrifiyeler Bosch olarak düşünülmüş. Gri seramik düşünülmüş.
Ve bu bölümümüzde de duşakabinlerde siyah çerçeveli olarak tercih edilmiş. Yatak odamızın içerisine döndüğümüz zaman yerlerde ahşap görünümlü seramikler kullanılmış. Yatak başlığımızın tam karşı tarafında burada LG marka bir televizyon düşünülmüş. Aynalı olarak düşünülmüş. Ön tarafımızda bir balkonumuz var. Balkona çıktığımız zaman da tabii balkona çıkmadan da deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Sanıyorum buradan deniz manzarasını görebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü gözle gördüğünüzde geniş açı olarak gördüğünüz arasında çok fazla bir fark oluyor. Yani ben buradan çok güzel bir panoramik bir deniz manzarasını görebiliyorum. Tabii buradaki esinti de çok güzel. Ve bu arada bir önceki çekmiş olduğum Güzel Çamlı videosuna baktığımızda mesela ben orada gözümle çok net rüzgar güllerini görebiliyordum. Ama videoyu sonrasında izlediğim zaman rüzgar güllerini videodan göremediğimi gördüm. Yani çok küçük görünüyorlar. Aslında dediğim gibi gözle görmek çok çok farklı oluyor. Şimdi ana yatak odamıza geldik. Ana yatak odamıza geldiğimizde hemen sağ tarafımda burada bir giyim odası planlanmış. Karşı tarafımda bu bölümümüzde bir duş alanımız var. Hemen Deniz Hanım bizlere göstermeye çalışsın. İçeride siyah klozet kullanılmış, siyah evye kullanılmış ve dışarıya çıktığımızda yatak odamıza geçiyoruz. Buradan yine çok güzel panoramik bir deniz manzaramız var. Yatağımız da bu bölümde yer almış ve karşı tarafımda da yatak başlığı düşünülmüş. Üst tarafımızda da led lambalarımız bulunuyor. Tabii burada televizyonumuz da biraz daha farklı bir yerde yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada konumlandırılmış. Yani burası açılıp kapanabiliyor. Kapandığı zaman da siz dümdüz beyaz tavan görüyorsunuz. Burada çok güzel bir deniz manzaramız var. Tabi deniz de bugün çok masmavi olmadığı için de açıkçası renkleri tam böyle belli olmayabilir. Hatta ben de bir bakayım ekrana. Bakalım nasıl görünüyor. Evet, yani gözde çok çok daha güzel görünüyor. Yine güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.